Excel'de kullanıcı tarafından belirlenen komutlara kısa yoldan erişmeye yarayan araç çubuğu hızlı erişim araç çubuğu olarak adlandırılır. Barcelona olarak sol en üstte yer alır ve otomatik kaydet, kaydet, geri al, ileri al, yinele ve hızlı erişim çubuğunu özelleştir butonları ile birlikte gösterilir. Örneğin buradan kaydete tıkladığımızda farklı kaydet penceresi açılacak ve bu şekilde hızlı bir şekilde kayıt yapabileceğiz. Geri ala tıkladığımızda yazdığımız ya da yaptığımız herhangi bir işlem geri alınacak. Yinele dediğimizde ise işlemimiz eski haline geri gelecektir. Eğer hızlı erişim araç çubuğunu özelleştirmek istersek hızlı erişim çubuğunu özelleştir simgesine tıklıyoruz ve buradan gösterilmesini istediğimiz komutları belirliyoruz. Örneğin şu anda ben sadece geri al, yinele, aç ve hızlı yazdırı göstermek istedim. Daha farklı bir komut eklemek istersek, örneğin formüllerdeki otomatik toplamı, hızlı erişim araç çubuğunu eklemek istersek, üzerine gelip sağ tıklamalıyız ve hızlı erişim araç çubuğunu ekle demeliyiz. Bu şekilde otomatik toplam hızlı erişim araç çubuğuna eklenecektir. Şeritlerde yer almayan komutları hızlı erişim araç çubuğuna eklemek için özelleştire tıklıyorum ve diğer komutlar diyorum. Burada popüler olan tüm komutları görebilirsiniz. Örneğin biz ortalığı ekleyelim. Sağ tarafta yer alacaktır. Daha sonra tamama tıkladığımda hızlı erişim araç çubuğunda ortala komutunu görebiliriz. Tekrar diğer komutlara tıklıyorum. Tüm komutları görmek için popüler komutlar listesi, yani burada komutlardan seçim yapın listesini açıyorum ve tüm komutlara tıklıyorum. Bu şekilde Excel'deki tüm komutlara erişebilirim. Buradan hakkında ekliyorum. Ekle tuşuna bastım. Sağ listemde gözüktü ve tamam dedim. Hakkında hızlı erişim araç çubuğuna gelecektir. Hızlı erişim araç çubuğundaki komutların sıralamasını değiştirmek için yine diğer komutlara tıklıyorum. Ve burada toplamı ilk başta göstermek istiyorum. Tamam dedikten sonra toplam hızlı erişim araç çubuğunun ilk sırasında gösterilecektir. Hızlı erişim araç çubuğuna eklediğim komutların herhangi birini silmek için üzerine gelip sağa tıklamam ve hızlı erişim çubuğundan kaldır demem yeterlidir. Hızlı erişim araç çubuğunu şeridin altında göstermek için özelleştire tıklıyorum ve şeridin altındayı seçiyorum. Bu şekilde hızlı erişim araç çubuğu şeridin altında gösterilecek ve daha kolay bir şekilde erişilebilecektir. Fakat bunun bir dezavantajı var. Biraz daha fazla yer kaplamaktadır. Tekrar eski haline getiriyorum ve şeridin üstünde göster diyorum. Hızlı erişim araç çubuğunu kaydetmek için diğer komutlar, içeri dışarı aktardan dışarı aktarı seçiyorum. Excel bana nereye kaydetmek istediğimi soruyor. Excel özelleştirmeli, Exported UI şeklinde uzantısı var. İsmini Excel hızlı erişim araç çubuğum olarak değiştiriyorum ve masa üstüne kaydediyorum. Hızlı erişim araç çubuğunu sıfırlamak için sıfırlaya tıklıyorum. Yalnızca hızlı erişim araç çubuğunu sıfırla ve evet diyorum. Bu şekilde tüm komutlarım gidecek ve bana sadece varsayılan olarak gösterilen komutları gösterecektir. Tamama tıkladıktan sonra hızlı erişim araç çubuğunun eski haline aldığını görebilirsiniz. Daha önceki komutlarıma erişmek için diğer komutlar içeri dışarı aktardan içeri aktarı seçiyorum. Ve daha önce masa üstüne kaydettiğim hızlı erişim araç çubuğu dosyamı seçiyorum. Değiştirilsin mi diye soruyor. Evet diyorum ve tamama tıklıyorum. Bu şekilde daha önce kaydettiğim hızlı erişim araç çubuğuna ulaşabilirim. Bu dosyayı mailinize atabilirsiniz ve farklı bilgisayarlarda kullanabilirsiniz. Oldukça yararlı bir özellik. Şimdi
Şerit görüntüleme seçeneklerine bakalım. Sağ üst köşede şerit görüntüleme seçenekleri simgesi yer almakta. Buna tıklıyorum. Şeridi otomatik olarak gizle. Ve artık şeridim gözükmeyecek ve bana daha geniş bir çalışma alanı oluşturacak. Çalışma alanının en üstüne geldiğimde yeşil bir çubuk gözükecektir. Buna tıkladığımda şeridi görebilirim. Şimdi şeridi sekmeleri göster şeklinde yapıyorum. Bu şekilde sadece sekmeler gözükecek. Ve bunlardan herhangi birine tıkladığımda o şeritteki komutlara ulaşabileceğim. Eski haline getirmek için şeritleri ve komutları göstere tıklamam yeterli. Bu şekilde şerit görüntüleme özelliği eski haline gelecektir.